Geçen hafta itibariyle belirli sosyal mesafe kurallara uyarak bir aralıkla cuma kılmaya başladık. İnşallah bugün de yine 470 yıl hizmet verdikten sonra 1933 yılında yıkılan ve tekrar geçen hafta cuma namazıyla ibadete açılan Paşa Camii'nde cuma namazımızı kılacağız milletimizle beraber. Allah cumaya da camiye de milletimizle beraber sosyal mesafeyi de kaldırarak eski halimize kısa sürede dönmeyi nasip etsin. Değerli dostlar, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi günlerden birisi daha yaşandı. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'den iki milletvekili milletvekillikleri düşürüldü. Bu süreç nasıl oldu? Onu öncelikle bir bilmekte fayda var. 2015 yılının da Mayıs ayında, hemen 2007 Haziran seçimlerinden önceydi. Can Dündar'ın genel yayın numarasında olduğu Cumhuriyet Gazetesi'nde MİT tırdayı ile ilgili FETÖ terör örgütünün Adana'da ve Hatay'da yapmış olduğu baskınlardaki devlet sırlarının ele geçirdikleri FETÖ'cülerin videoları ve fotoğrafları Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Mayıs 2015'te yayınlamışlardı. Can Dündar bir kitap yazdı malum, Tutuklandık diye. Bu kitapta 27 Mayıs günü yayından 2 gün önce bir sosyal demokrat milletvekilinden bu kaseti ve bilgileri aldığını söyledi. Daha sonra 7 Haziran'da Enis Berberoğlu milletvekili seçildi. Bugünlerde de ciddi manada PKK terör örgütüne yardım eden HDP milletvekillerinin her gün fezlekeleri geliyor. Bir tarafta şehitlerimiz geliyor, bir tarafta da bunların terör örgütüne silah, cephane taşımaları ve yardım ve yataklıkları, kamuoyunda ciddi manada bir dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili talepler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu. Dedi ki işte sizin bakanlarınız da var, milletvekillerinizin de var. Bu dokunulmazlıkları toptan kaldıralım, kodri meydan gelin, niye parça parça kaldıracağız vesaire diye. O süreçte ben de katıldım birkaç toplantıya. O zamanki Sayın Başbakan bu konularla ilgili komisyon başkanlarından, milletvekillerinden görüşler aldı. Ve bütün bu sürecin sonunda denildik için muhalefetinde talebe dikkat alarak biz de kendimizden korkmuyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Dokunulmazlık gibi bir derdimiz de yok. Madem ki muhalefet dokunulmazlığı istiyor, o zaman dokunulmazlığı toptan kaldıralım. Bir anayasa değişikliği yapıldı ve anayasa değişikliğinde o güne kadar mecliste, başbakanlıkta, adalet bakanlıkta ve savcılıklarda olan dosyalara dair milletvekili dokunulmazlığına ilişkin anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrası uygulanmaz denildi. Ve yaklaşık 830 dosya için dokunulmazlıklar kaldırıldı.